Merhaba arkadaşlar. Bugün dersimizde nem ve yağış kısmı üzerinde duracağız. Önce ben tahtamı hazırlıyorum. Sonrasında ise sizlerle beraber yorumlarımızı yapacağız. Şimdi sizi küçük bir müzikle baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar ben tahtamı tamamladım. Şimdi isterseniz konu akışımıza başlayalım. Evet öncelikle bilmemiz gereken nedir arkadaşlar? Nem ve atmosferde nem nasıl oluşur? Arkadaşlar nemin atmosferdeki oranı çok çok az olmasına rağmen atmosferde bitmek tükenmek bilmeyen bir nem vardır. Bu nemin de temel kaynağı buharlaşmadır. İşte e, yeryüzündeki mevcut su kaynakları üzerinden var olan buharlaşma beraberinde atmosferdeki e, su buharını yani nem artırıyor. Nemin bir isim daha vardır arkadaşlarım. Su buharı. Hatta bir isim daha vardır. Rutubet. Genelde rutubet kelimesini büyüklerimiz kullanın. Bunu bilelim. Nem higrometre denilen aletle ölçülür. Değerli arkadaşlar atmosferde nemin oranı çok az olmasına rağmen e, son derece önemli rol oynamaktadır. Sıcaklık üzerinde, doğal yaşam üzerinde son derece etkin bir rol oynamaktadır arkadaşlarım. Peki hocam nemin acaba sıcaklık üzerindeki etkileri nelerdir? İnsan yaşamına dair özelliklerini vurgulayacak olursak şayet şimdi sizlere sınavda güzel bir soru gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi nemin sıcaklık üzerindeki etkisine örnek gösterilebilir ya da örnek gösterilemez gibisinden arkadaşlarım. Arkadaşlar nem sıcaklığı dengeler. Bir kere bunu bileceğiz. Nem bir yerde sıcaklığı termometre olarak termometrede sıcaklığı artırmaz. Termometrede sıcaklığı düşürmez. Ancak nemin fazla olduğu yerlerde nem, havada asılı kaldığı için insan vücuduna yapışır ve insanın hissettiği sıcaklığı artırır ve e, havanın daha bunaltıcı olmasına sebebiyet verir. Ancak atmosferdeki nem e, termometredeki sıcaklığı artırmaz ya da düşürmez. Bunu bileceğiz. O zaman burada şunu diyeceğiz arkadaşlar bakın önemli bilgi. Nem sıcaklığı dengeler. Nem sıcaklığı dengeler. Yani nem bir yerdeki sıcaklık farkını azaltır. O zaman nemin sıcaklık üzerindeki etkisini örneklerden birincisi olarak şunu diyeceğiz: Kıyılardan iç kesimlere doğru gittikçe sıcaklık farkın artması. Kıyılardan iç kesimlere doğru gittikçe sıcaklık farkın artması. Mesela ben şuraya hemen küçük bir Türkiye tas oluşturuyorum. Bakın, şöyle küçük bir Türkiye tas oluşturdum sevgili arkadaşlarım. Şöyle hemen oluşturuyorum. Şöyle salla pati çizdim. Türkiye'nin üç tarafı deniz ile çevrili. Öyle değil mi? Bak şuralar şöyle Hatay'a doğru geliyorum bakın. Şuradan Trakya'dan da şöyle Kırklara'ya doğru devam ediyor bakın. Şu taramış olduğum yerler bakın denize yakın olan yerlerde sevgili arkadaşlar. Denize yakın olan yerlerde nem oranı fazladır. Nem oranı fazladır bunu unutmayacağız. İşte bu nedenle de kıyılarımızdaki sıcaklık farkı daha azdır. Gerek günlük gerekse yıllık sıcaklık farkı daha hazır. İşte bu nedenle de ülkemizde kıyılardan iç kesimlere doğru gittikçe ister Karadeniz'den İç Anadolu doğru gel, ister Akdeniz'den gel, ister Ege'den gel hiç fark etmez bakın. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri denize kıyısı olmayan bölgelerimiz olduğu için o zaman bu bölgelerimizde gerek günlük gerekse yıllık sıcaklık farkları kıyı bölgelerimize göre daha fazladır. İşte bu nedenle de kıyılardan iç kesimlere doğru gittikçe sıcaklık farkının artması cümlesi nemin sıcaklık üzerindeki etkisine mükemmel bir örnek olur. İkinci cümlemiz. Kışın bulutsuz gecelerde havanın ayaz olması. Bakın burada bir kelimemiz var sevgili arkadaşlarım. Bu bazen testlerde, denemelerde geliyor. Ayaz ne hocam? Ayaz kuru soğuk demektir sevgili arkadaşlar. Diyelim ki şöyle örnek verelim. Kış mevsimi geldi. İnşallah diyelim ki İç Anadolu'dasın. Ankara, ne bileyim Kayseri, Konya. Bir e, seyahate gittin. Ya da ne bileyim işte orada görev başladın diyelim arkadaşlar. Orada çalışıyorsun diye. Akşam uyuyacaksın böyle. Kırmızı çizgili pijamalarını giydin. Pencere açtın şöyle bir baktın ki havada müthiş bir şekilde yıldızlar berrak bir şekilde görülüyor. O zaman şunu düşüneceksin. Ha işte bu gece hapı yuttum. Bu gece hava ayaz olacak. Ayaz kuru soğuk demek. Bunu da şöyle açıklayalım sevgili arkadaşlar. Bakın burası yeryüzü diyelim. Burası yeryüzü. Burası yeryüzü. Uzmanlar der ki gündüz ışınan yeryüzü Gece olunca şunlar da yıldız düşünün. Şu da şöyle bir hilal olsun bakın ay olsun arkadaşlarım. Gece olunca arkadaşlarım yerdeki bu ısı uzaya doğru kaçmaya başlar. Tamam mı? Uzaya doğru kaçar. Sabahın ilk ışıklarına kadar bu olay devam eder. İşte arkadaşlarım bu olay beraberinde burada havanın ayaz olmasına sebebiyet verir. O gece hava ayaz olacak. Ancak diyelim ki aradan birkaç gün geçti. Artık ben yıldızları göremiyorum hocam. Gökyüzünde var hocam? Gökyüzünde bu sefer bulutlanmalar arttı. Bulutlanma demek havada nemin daha fazla olması anlamına gelir. İşte bu bulutlar ne yapacak sevgili arkadaşlar bakın. Bu ısının uzaya kaçmasını engelleyecek. Yani burada yeryüzünü bir yorgan gibi sararaktan o gece yeryüzünün aşırı soğumasını engelleyecek. Bu sefer sen uyurken o kırmızı çizgili pijamalarınla pencere açtın baktın diyelim. Gökyüzüne baktığında bu sefer bulutları görüyorsan şayet yıldızları göremiyorsan tamam. O zaman bu gece kaloriferi fazla açmama gerek yok. Ya da sobayı çok fazla yakmama gerek yok. Bu gece hava fazla ayaz olmayacak diyeceksin. Gökyüzüne bakaraktan eskide insanlar bunu bilir mi sevgili arkadaşlarım? İşte bu bulutlamanın fazla olduğu zamanlarda gökyüzünde havada bulutlamanın fazla olduğu zamanlarda o bölgede ayaz olayı pek fazla gerçekleşmezken bulutsuz gecelerde ise havanın ayaz olma ihtimali son derece yüksektir. Yine bu cümlemiz Nemin sıcaklık üzerindeki etkisine güzel bir örnektir arkadaşlarım. Gelelim üçüncü örneğimize. Kışın Trabzon'un sıcaklığının Sivas'tan fazla olması. Değerli arkadaşlar bakın Trabzon burası. Karadeniz'de bir kentimiz değil mi arkadaşlarım? Tamam inan buralarda diyelim bakın Trabzon. Sivas'ta İç Anadolu'da güzel şirin bir şehrimiz. Normal şartlar altında enlem faktörü düşünüldüğünde Sivas'ın Trabzon'a göre daha sıcak olması lazım öyle değil mi? Niye hocam? Çünkü Trabzon daha kuzeyde. Sivas daha güneyde. Normalde de o zaman Sivas güneş ışığından daha büyük açıl alır. Sivas'ın sıcaklık ortalamasının Trabzon'dan fazla olması beklenir. Ancak kış mevsimine geldiğimiz zaman bu tamamen çöp olur bu bilgi. Kış mevsimine geldiğimiz zaman sevgili arkadaşlar daha kuzeyde bulunan ekvatora daha uzak olan Trabzon Sivas'a göre daha sıcaktır. Niye hocam? Nem. Niye hocam? Denizyelik etkisi. İşte Trabzon'un hemen yanı başında bulunan Karadeniz'de bu nemlilik beraberinde Trabzon şehrinin aşırı soğumasını engeller. Bu nedenle de ekvatora daha uzak olan Trabzon, ekvatora daha yakın olan Sivas'a göre daha sıcaktır. İşte bu durum enlem sıcaklık ilişkisine ters düşen bir durumdur. Bunu etkileyen faktör yine nemlilikleri unutmayacağız. Değerli arkadaşlar sizlere bir tüyo. Eğer sınavlarda cümleler kışın kelimesiyle başlıyorsa, bak kışın kelimesiyle başlıyorsa ya da Ocak ayı diyorsa şayet orada mutlaka enlem sıcaklık ilişkisine ters düşen bir durum vardır. Orada bir bitgeni vardır. Orada lütfen tuzağa düşmeyelim sevgili arkadaşlarım. Evet neme böyle soft bir giriş yaptık sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim isterseniz hemen yine nem çeşitlerine geçmeden önce yoğuşma nedir ve yoğuşma türlerinden bahsedelim. Değerli arkadaşlar atmosferdeki nemin sıvı veya katı hale dönüşme süreci yoğuşma olarak adlandırılır. Ben de şimdi sizlere bakın arkadaşlarım burada yazdım. 5 tane yoğuşmadan bahsedeceğim bakın. Birinci yoğuşmamız sis. Sis nasıl oluşur hocam? Sis Değerli arkadaşlarım soğuk ve ılık havanın karşılaşmasıyla oluşur. Ya da sıcak ve soğuk havanın karşılaşmasıyla oluşur. İşte biz sisleri arkadaşlarım kıyı sisleri, vade sisleri, efendime söyleyeyim cephe sisleri gibi sis gruplarına ayırabiliriz. Bu kadar ayrıntıya teferruata gerek yok. Kabaca mesela oluşumu şöyle gösterelim arkadaşlar, bakın. Örneğin deniz ılık, kara soğuk diyelim arkadaşlarım. Denizden o hava kütlesi geldiğinde ılık hava kütlesi soğuk bir havayla karşılaşırsa bakın bu sefer kara üzerinde bakın sis oluşur. Ya da bunun bazen tam tersi gerçekleşebilir. Kara daha sıcak, deniz daha serin olabilir. Bu sefer kara üzerindeki sıcak hava, deniz üzerindeki soğuk havayla karşılaştığında bu sefer sis deniz üzerinde gerçekleşir arkadaşlarım. Dediğim gibi cephe sisleri, gibi sis gruplarımız da vardır. Ancak unutmamamız gereken bir şey vardır arkadaşlarım. Sis görüş mesafesini düşürdüğü için kaza olma ihtimalini artırır. Özellikle gemi trafiğinde ve karayolu trafiğinde sis son derece tehlikelidir. O zaman sisin bu şekilde bir sosyal hayat etkisi vardır. İkincisi siz özellikle de sanayileşme yönünden gelişmiş olan şehirlerin bulunduğu bölgelerde ya da fabrikaların yoğun olduğu yerlerde havadaki sis oranı artarsa bu durum beraberinde orada hava kirliliğini artırır. Demek ki sisin biz e, insanlar için iki tane önemli etkisi vardır. Bir, görüş mesafesini düşürdüğü için kaza ihtimalini artırır. İki, özellikle de fabrikaların yoğun olduğu, sanayileşmiş şehirlerin olduğu yerlerde havadaki sis oranı artarsa bu sefer bacalardan çıkan e, o kirli dumanlar ee, ...yükselemeyeceği için, o sis onları engelleyeceği için arkadaşlarım... ...o bölgede hava kirliliğini artırır. Bunu unutmayalım sevgili arkadaşlarım. Ve geçiyoruz ikinci yoğuşma türümüz arkadaşlarım. Bulut. Hocam yine bulut, havadaki su buharının... E, ...bir şekilde... ...gözle görünür hale gelmesiyle... ...ve yoğuşmasıyla oluşan bir yoğuşma türümüzdür arkadaşlarım. Üç çeşit bulut türümüz vardır arkadaşlarım. Çok fazla ayıntıya girmeyeceğim. Alçak bulutlar, orta bulutlar ve yüksek bulutlar. Bu bulutlarla ilgili de arkadaşlarım bakın gördüğünüz gibi... Oradan e, alçak, yüksek, orta bulutlar nedir? Bunlarla ilgili görselden yararlanabilirsiniz. Sadece burada şunu söyleyeceğim. Alçak bulutlar e, yeryüzünden 2 kilometreye kadar olur. Ve genelde yağmur getiren bulutlardır arkadaşlarım. Bunlar koyu renktedir. Orta bulutlar 2 ile 6 kilometre. Yüksek bulutlar ise arkadaşlarım 6 ile 12 kilometreler arasında bulunur. Mesela bu yüksek bulutlara sirüs deriz ve bunlar genelde böyle beyazımsı saçaklar şeklinde görülür sevgili arkadaşlarım. Üçüncü yoğuşma türümüze geçiyorum sevgili arkadaşlarım. Çi. Çi sıfır santigrat derece üzerindeki bir sıcaklıkta havadaki su buharının soğuk zeminler üzerinde yoğuşmasıyla gerçekleşir. Hani sabah uyandığımızda yağmur yağmamış olmasına rağmen ağaçların yaprakları, çimenler böyle su damlacıkları şeklinde bir e, görüntü verir değil mi? İşte biz ona arkadaşlarım çi ismini veriyoruz. Hatta böyle çimende yürüdüğümüz zaman böyle ayakkabılarımız ıslanabilir pantolonumuzun paçaları ne yapabilir? Islanabilir. İşte biz buna yalan yağmur adını verdiğimiz çiğ dediğimiz olay gerçekleşir sevgili arkadaşlarım. Unutmayacağız çiğ 0 santigrat derecenin üzerinde gerçekleşen bir yoğuşma şeklidir. Geçiyorum dördüncü yoğuşmamız arkadaşlarım kırağı. Kırağı çiğin tam tersi bir şekilde sıcaklığın 0 santigrat derecenin olduğu zamanlarda havadaki su buharının soğuk zeminler üzerinde buz kristalleri şeklinde yoğuşmasıyla gerçekleşir. Sabah uyandığında pencereyi açıyorsun bir bakıyorsun ki toprağın üstü, çimenin üstü, evin önünde araba varsa şayet arabanın üstünde ince böyle beyazınsı bir kar tabakası var. Sanki kar yağmış gibi bir görüntü var. Halbuki o gün kar mar yağmadı. İşte o görmüş olduğumuz olay kırağı olarak adlandırılır sevgili arkadaşlarım. Kırağı daha çok karasal iklim bölgelerinde gerçekleşir bakın. Çi kıyı bölgelerinde, kıra ise arkadaşlarım daha çok karasal iklim bölgelerinde gerçekleşen bir yoğuşma şeklidir. Kırç ise çok daha soğuk zamanlarda yani kıraya göre çok daha soğuk zamanlarda havadaki su buharının ağaç yaprakları ağaç dalları, telefon elektrik telleri üzerinde buz kristalleri şeklinde ince saçaklar şeklinde yoğuşmasıyla gerçekleşen bir yoğuşma türüdür sevgili arkadaşlarım. Burada kırçın daha soğuk zamanlarda gerçekleştiğini bilelim sevgili arkadaşlarım. Evet bu 5 yoğuşma şeklimizin hemen ardından arkadaşlarım bir de Üç tane yağış şeklimiz var. Onlardan da bahsedelim. Sonra e, esas konumuz olan nem çeşitlerine geçeceğim. Yağış diyorum buraya. Yağış. Hocam yağış nedir? Havadaki su buharı önce e, sıvı veya katı hale dönüştü mü? Dönüştü. İşte havadaki su buharının sıvı ve katı şekilde yeryüzüne düşmesine biz yağış ismi veriyoruz arkadaşlarım. Üç tür yağıştan bahsedebiliriz sevgili arkadaşlarım. Üç tür yağıştan bahsedebiliriz. Bir yağmur. 2 kar. 3 dolu. Arkadaşlar havadaki su buharı eğer 0 santigrat derecenin üzerinde bir sıcaklıkta su damlacıkları şeklinde yer üzerine düşüyorsa işte bu yağmur şeklinde bir yağıştır. Dünyada ve ülkemizde en çok görülen yağış türü yağmur yağışlarıdır. Ancak tabii ki kış mevsiminde karasal iklim bölgelerine doğru geçirdikçe kar yağışı olma ihtimali artar onu da söyleyelim. Kar yağışı ise arkadaşlarım hava sıcaklığının 0 ve 0 derecenin altında olduğu zamanlarda buz kristalleri şeklinde yeryüzüne düşmesiyle gerçekleşen bir yağış şeklidir. Kar yağışındaki olay şu. Hava kütlesinin sıcaklığı yavaş yavaş sıfırın altına düşer ve kar yağar. Dolu ise arkadaşlarım hava sıcaklığı eğer bir anda aniden sıfırın altına düşüyorsa işte orada dolu yağışları gerçekleşir. Demek ki kar ve dolunun ikisinin ortak özelliği şudur. İkisi de sıfır derecenin altında gerçekleşir. Ancak kar yağışında hava sıcaklığı yavaş yavaş sıfırın altına düşer. Dolu yağışında ise arkadaşlarım hava kütlesinin sıcaklığı bir anda aniden sıfırın altına düşer. Bunu da unutmayalım. Dolu yağışı ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde daha fazla görülür. İlkbahar mevsiminde görüldüğünde ise son derece tehlikeli boyutlara yol açabilir arkadaşlarım. Nasıl ki özellikle de ağaçların meyvesi çiçek açtığında o çiçeklerin üzerine dolu yağarsa arkadaşlar o sene tarımsal rekolte düşer. Yani tarımsal üretim miktarı düşer. Bu da fiyatların artması anlamına gelir. İki, aynı zamanda dolu yağışı bazen biliyoruz ki arkadaşlarım maddi ve manevi hasarlı kazalara da seviyet verebiliyor. Evlerin camları, arabaların camları da kırılabiliyor. Bu anlamda da tehlikeli bir hava olayını olduğunu söyleyelim arkadaşlarım. Şimdi ben tahtayı temizleyeceğim arkadaşlar. Sonrasında ise ee, mutlak nem nedir? Bağlı nem nedir? Maksimum nem nedir? Bu nem çeşitlerimize geçiyoruz hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi sırada nem çeşitleri var. Bunlar üzerinde duralım. Hadi bakalım önce 3 e, tane nemimiz var biliyorsunuz arkadaşlarım. Birinci nemimizden başlayacağız. Bir diyorum ben maksimum nem. Ben bundan başlayacağım arkadaşlarım. Çoğu kaynak mutlak nemle başlıyor. Ama ben bununla başlamanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Maksimum nem nedir hocam? Maksimum nem belli bir sıcaklıkta 1 metreküp hava kütlesinin alabileceği en yüksek nem miktarıdır. Yani burada anahtar kelime şu, alabileceği ya da taşıyabileceği nem miktarıdır. Arkadaşlar görselde gördüğümüz gibi hava kütlesinin belli sıcaklıkta taşıyabileceği nem miktarları vardır. Nasıl ki insan olduğunun belli bir taşıma kapasitesi varsa, yük olarak diyorum. Örneğin her insan atıyorum 70 kilo 80 kilo taşıyamaz değil mi? Ama bazı insanlar vardır ki 70-80 kiloyu taşıyabilir. Bazıları vardır 30-40 kiloyu taşıyabilir. İşte 1 metreküp hava kütlesinin de arkadaşlarım belli sıcaklıklarda taşıyabileceği nem miktarları vardır. İşte biz buna maksimum nem diyoruz. Tekrar söylüyorum. O zaman 1 metreküp hava kütlesinin belli bir sıcaklıkta taşıyabileceği ya da alabileceği en yüksek nem miktarına biz maksimum nem diyoruz. Maksimum nemle ilgili bilmemiz gereken en önemli bilgilerden bir tanesi şudur. Sıcaklıkla doğru orantılıdır sıcaklıkla doğru orantılıdır. Yani sıcaklık arttıkça maksimum nem artar sevgili arkadaşlar. Niye? Havanın hacmi genişler. Nasıl yani hocam? Şunları bulut düşünelim sevgili arkadaşlarım. Bulutların altı genelde böyle düzdür arkadaşlar. Çünkü yoğunlaşma aynı seviyeden başladığı için Tamam Bunu unutmayalım. Mesela eğer bunu uçak yolcu yaptıysanız çok rahat bir şekilde gözlemleyebilirsiniz. Uçak havalimanından kalktı diyelim. Böyle bulutların arasına girdiğinde cam kenarında şayet baktığınız zaman bulutların altının genelde düz olduğunu görürsünüz. Çünkü yoğunlaşma aynı seviyeden başladığı için. Diyelim ki bu hava kütlesinin sıcaklığı kaç derece olsun hocam? 10 santigrat derece. Bu hava kütlesi bu kadar nem alabilirken bakın. Bu hava kütlesinin ısısı arttı diyelim. Kaç derece olsun hocam? 20 derece. Isınan hava ne yapar hocam? hacmi genişler, genleşir. İşte havanın o zaman genleşmesi demek, nem taşıma miktarının da artması anlamına gelir. İşte bu nedenle sevgili arkadaşlarım, gördüğümüz gibi hava ısındıkça genleşir, hacmi büyür. İşte o zaman bu hava kütlesinin de taşıyabileceği nem miktarı artar. O zaman dünyanın en sıcak yerleri nereler hocam? Çöller. O zaman dünyada maksimum nemin en yüksek olduğu yerler çöllerde bulundurmayacaksınız. Peki hocam çöller ama dünyanın en az yağış alan yerlerinden birisi. Evet doğru. Uyarı maksimum nem demek, yağış demek değildir. Maksimum nem demek sıcaklık demek demektir. Sıcaklık demektir. Bu nedenle de dünyada sıcaklığın fazla olduğu yerler, çöller mesela maksimum nemin en yüksek olduğu yerlerdir. Buradan şunu demi çalışıyorum bakın. Bu nem için su kaynağına ihtiyaç yoktur sevgili arkadaşlar. Suya ihtiyaç yoktur. Tek gerekli olan koşul sıcaklıktır bakın. Dünyada sıcaklığın fazla olduğu yerler. Bakınız çöller. Bakınız ekvator çevresi. Bakınız yaz mevsiminde kararların iç kısımları. İşte buralar sevgili arkadaşlarım sıcaklığın fazla olduğu yerlerdir. Ve bu da beraberinde bu bölgelerde bu zaman dilimlerinde maksimum nemin artması anlamına gelir. Demek ki maksimum nem sıcaklıkla doğru orantılıdır. Isınan havanın hacmi büyür. Nem taşıma kapasitesi artar. Uyarı bu nem için dediğim gibi su kaynağına ihtiyaç yoktur. Hemen şöyle dikdörtgen şeklinde bir Türkiye haritası çizeceğim. Zaman kaybolmaması için bakın. Temmuz ayında bak mükemmel bir örnek. Çok çok iyi anlayacağınızı düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Temmuz ayında ülkemizin güneydoğu illerinden birisi Şanlıurfa. Ege'nin incisi İzmir. Peki şimdi soruyorum size. Temmuz ayında Şanlıurfa'da mı maksimum daha fazladır yoksa İzmir'de mi? Tabii ki Şanlıurfa değil mi hocam? Niye? Çünkü Temmuz ayında Şanlıurfa'nın sıcaklığı İzmir'e göre daha fazladır. Şimdi biliyorum bazı arkadaşlarımız diyecek ki, hocam ama İzmir'in deniz kıyısı var. Ne dedik arkadaşlar bakın uyarı. Bu nevi için su kaynağına ihtiyaç yoktur. Tek gerekli olan koşul sıcaklıktır. Sıcaklık demek maksimum nem demektir. Bu nedenle de Temmuz ayında Şanlıurfa'nın sıcaklığı İzmir'e göre daha fazla olacağı için o zaman şunu diyeceğiz. Temmuz ayında Şanlıurfa'daki maksimum nem İzmir'e göre daha yüksektir sevgili arkadaşlarım. Tamam mı? Geçiyoruz ikinci nemimize sevgili arkadaşlarım. İkinci nemimiz mutlak nem. Mutlak nem sevgili arkadaşlarım. Mutlak nem. Mutlak neme geçelim şimdi. Mutlak nem ise şudur. Belli bir sıcaklıkta bir metreküp hava kütlesinin içerisinde var olan nemdir. Bulunan nemdir. Bakın bu hayali nem. Taşıma kapasitesinden bahsediyoruz. Bu ise belli bir sıcaklıkta bir hava kütlesi içerisindeki bulunan nemdir. Uyarı her ikisi de sıcaklıkta doğru orantılıdır. Yani maksimum nemde sıcaklıkta doğru orantılıdır. Mutlak nemde sıcaklıkla doğru orantılıdır, sevgili arkadaşlar. Bu iki nemimizin arkadaşlar ikisi de gram bölü metreküp olarak ifade edilir. Bu ikisi de gram bölü metreküp olarak ifade ediliyor. Artı aynı zamanda ikisi de sıcaklıkta doğru orantılıdır. Sevgili arkadaşlarım bu nem için aynı zamanda su artı sıcaklık gereklidir. Su artı sıcaklık gereklidir. Bakın biraz önce ben ne dedim? Maksimum nem için su kaynağına ihtiyaç yok. Ancak uyarı mutlak nem için hem su kaynağı olacak hem de sıcaklık fazla olacak. İkisinin bir arada olduğu yerlerde mutlak nem daha fazladır. O zaman şuradaki sorumun aynısını şimdi yine burada soruyorum bakın. Yine şunu Türkiye haritası düşünelim. Şurası yine Şanlıurfa olsun. Şanlıurfa. Burası da İzmir olsun sevgili arkadaşlarım. İzmir. Yine aylardan Temmuz. Hadi bakalım. Temmuz ayında. Bu sefer ben şu soruyu böyle sorsam. Hangi ilimizde mutlak nem daha fazladır diye sorsam bu sefer ne diyeceğiz? Hocam tabii ki İzmir diyeceğiz. Niye? Çünkü İzmir bir hem yazın Temmuz ayında yeterince sıcak olan bir bölgedir. Haliyle de denizden su buharlaşır ve atmosferde mutlak nem gerçekleşir. Aynı zamanda dediğimiz gibi İzmir'in denize kıyısı olduğu için yani su kaynağına yakın olduğu için demek ki o zaman hocam mutlak nem hem sıcaklık gerekiyor hem de su kaynağına ihtiyacımız var mı sevgili arkadaşlar. Bakın Temmuz ayında Şanlıurfa'da maksimum nem daha fazlayken yine aynı, aynı ayda Temmuz ayında bu sefer İzmir'de mutlak nem daha fazladır. Bu sefer şunu anlayacağız. Mutlak nem sıcaklıkta doğru orantı olduğuna göre yaz mevsiminden kış mevsimine geçtiğimizde mutlak nem azalır. Dağın eteklerinden yükseklere doğru çıktıkça mutlak nem azalır. Efendim söyleyeyim ekvatordan kutuplara doğru gittikçe ya yani sıcak olan bir bölgeden soğuk bir bölgeye geçtikçe mutlak nem azalır. Gündüzden geceye geçtiğimiz zaman sıcaklık düştüğü için mutlak nem azalır sevgili arkadaşlarım. Haberiniz olsun. Demek ki mutlak nem için su artı sıcaklık gerekiyor. Sıcaklık da doğru orantılı gram bölü metreküp olarak ifade ediliyor. Aradaki tek fark bu hayali nem. Burada su kaynağı ihtiyacımız yok sevgili arkadaşlarım. Bunu da şöyle gösterelim bakın mesela. Burada bulutla çizdik. Burada da bir tane ben bulut çizeyim şöyle bakın. Bulutu çizeyim sevgili arkadaşlar. Şöyle ops. Şunu bulut düşünün. Şimdi ben ikiye böldüm bunu bakın. İkiye böldüm. Şu taradığım yerleri siz lütfen mutlak nem düşünün bakın. Tamam mı? Bu mutlak nem olsun. Mutlak nem. İşte bir hava kütlesi içerisinde bakın. Yarısı boş, yarısı dolu. Bakın burası boş. Burası dolu. İşte bu dolu olan kısım mutlak nemdir. Bu hava kütlesinin kendisi ise bakın hangi nem olur? Kırmızı kalemle yazdım. O zaman bu nemimiz arkadaşlarım maksimum nem olarak karşımıza gelir. Yani buradan şunu alacağız. Her zaman için hava kütlesi taşıyabileceği kadar nemi içinde bulundurmayabilir. Tamam mı? Çok çok daha az nem. Ben burada yarısını gösterdim. Belki %10, belki %5. Bu şekilde çok az bir miktar nem de içinde bulunabilir sevgili arkadaşlarım. Haberimiz olsun. Burada önemli bilgi şu. Sıcaklık ve su demek ki kıyılardan uzaklaştıkça o zaman mutlak nem azalır sevgili arkadaşlar. Evet üçüncü ve son nem grubumuz sevgili arkadaşlarım. Üçüncü ve son nem grubumuz bal nem. Bal nemin diğer ismi nispi nemdir arkadaşlarım. Nispi nem. Değer arkadaşlar bal nem bir hava kütlesinin yağış bırakma durumunu ifade eder. Tamam mı? Bal nem bir hava kütlesinin yağış bırakma durumunu ifade eder. Bakın ikisi de Sıcaklıkta doğru orantılı iken o zaman bal nemle ilgili yazacağımız birinci cümlemiz şudur. Sıcaklıkla ters orantılıdır. Sıcaklıkla ters orantılıdır. Bakın ikisi de hem maksimum hem mutlak nem sıcaklıkla doğru orantılı iken bal nem ise arkadaşlarım sıcaklıkla ters orantılıdır. Bal nem aynı zamanda ikinci yazacağımız cümle havanın yağış getirme durumunu ifade eder. Havanın yağış getirme ihtimalini ifade eder. Yazacağımız üçüncü cümlemiz bir hava kütlesinin yağış getirebilmesi için bağlı neminin kaç olması lazım? Tabii ki yüzde yüz. Bir hava kütlesinin yağış getirebilmesi için bal neminin yüzde yüz olması gerekir. O zaman buradan şunu alacağız. Yüzde şeklinde ifade edilir. Şeklinde ifade edilir. Değerli arkadaşlar bakın ikisi de yani hem mutlak hem maksimum hem gram bölüme çekip olarak ifade edilirken bal ise arkadaşlarım yüzde şeklinde ifade ediliyor. Yüzde on. %5, %20. Uyarı bir hava kütlesini yağış bırakabilmesi için bağlı neminin %100 olması gerekiyor. Peki bu tek başına yeterli koşul mu? Hayır. İkinci bir koşulun daha gerçekleşmesi gerekiyor. O da hava sıcaklığının düşmesi gerekiyor. Demek ki bir hava kütlesinin yağış bırakabilmesi için 1. Hava kütlesinin bağlı nemi %100 olacak. 2 o hava sıcaklığı düşmeye başlayacak sevgili arkadaşlarım. Haberimiz olsun. Ve son olarak sevgili arkadaşlarım yağış getirme durumunu ifade ettiğine göre nemin formülü var. Bu bizim karşımıza sınavlarda denemede de karşımıza çıkar. Bu formülü bileceğiz. Bağlı nem eşittir. Mutlak nem bölü maksimum nem çarpı 100. Bu formülü asla unutmuyorsun bak önemli. Bağlı nemin formülü mutlak nem bölü maksimum nem çarpı 100. Yüzde dediğimiz için. Ancak bazı yayınlarda, bazı denemelerde, bazı soru bankalarında binde kaç diye de gelir bir bakın. Eğer soruda binde kaç derse formülde bini kullanacağız. Yüzde kaç derse yüzü kullanacağız. Ama genelde ekseriyetli arkadaşlarım yüzde kelimesi geçer ve yüzde formülünü kullanacağız. Şimdi biliyorum bazı şeyler şu an havada kaldı arkadaşlarım. O zaman şimdi örneklerle biz mutlak nem nedir, bağlı nem nedir, aradaki ilişki nasıldır hocam bunları Birkaç soru çözerekten pekiştirmeye çalışalım. Ben şimdi yine tahtamı temizliyorum. Sonra sorulara geçeceğiz. <laughs> Evet değerli arkadaşlar konumuzun pekişmesi için ben tahtaya 3 tane soru yazdım. Şimdi bu sorular üzerinde mutlak nem maksimum nem nedir, bağlı nem nedir bunları beraber pekiştirelim sevgili arkadaşlarım. Soru 1. Bir tablo var değerli arkadaşlar. X, Y, Z merkezleri. Bu hava kütlelerinin bağlı nemlerini fazla olandan az olana doğru sıralayınız. Bağlı nemlerini soruyor bize ve fazla olandan az olana doğru. Arkadaşlar şimdi mutlak nem verilmiş bakın gram bölü metre küp olarak sıcaklık verilmiş santigrat derece olarak. Şimdi bakın mutlak nemler aynı 50 50 50. Arkadaşlar aynı olan değer bize soruyu çözdürmez. Hemen biz farklı olan değere bakıyoruz. Farklı olan değer ne hocam? Burada sıcaklık. Bak soru çözüm tekniğini gösteriyorum şimdi size. Hemen o zaman ben sıcaklıkla bağlı nem arasında girişi düşüneceğim. Ne demiştik? Bağlı nem ile sıcaklık arasında ters orantı vardır. Sıcaklık arttıkça bağlı nem düşer. O zaman baktığımızda burada Z hava kütlesinin sıcaklığı en yüksek değil mi? Evet 25 derece bakın değil mi? O zaman bağlı nemleri fazla olanı az olanı dediğine göre. O zaman Z'nin sıcaklığı en yüksektir. O zaman Z'nin bağlı nemi en azdır. Sıcaklığı en düşük olan X. O zaman bağlı nemi en yüksek olan da X olacaktır. O zaman X'in bağlı nemi fazladır. Y'den 12 fazladır. Z'den sevgili arkadaşlar bakın bu şekilde. Anlaşıldığımı düşünüyorum. Demek ki o zaman mutlak nemleri aynı aynı olan değer bize soruyu çözdürmüyor. Farklı olan değere bakıyoruz. Farklı olan değer ne hocam? Sıcaklık. Bizden ne istiyor? Bağlı nem. Hemen sıcaklık bağlı nem ilişkisini düşünüyoruz. Sıcaklıkla bağlı nem arasında ters orantı vardır. Sıcaklık arttıkça bağlı nem düşer. O zaman sıcaklığı en fazla olan Z merkezi olduğuna göre bağlı nem en az olan Z merkezi olacaktır. Sıcaklığı en az olan merkez X merkezi olduğuna göre o zaman bağlı nemi de en yüksek olan X merkezi olacaktır. Bu sorumuzu böyle çiziyoruz. Geçiyoruz örnek 2'ye. Bu sefer yine mutlak nem var ancak burada bu sefer arkadaşa bakın bağlı nem var. Sıcaklık yok. Mutlak nem yine gram bölü metreküp olarak bağlı nem ise yüzde olarak. Mutlak nemler yine aynı. 10, 10, 10. Hocam bağlı nem ise 60, 70, 80. Hemen bize diyor ki bakın burada. Bu hava kütlelerinin sıcaklıklarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Hocam şimdi burada aynı olan değer mutlak nem. Buna bakmıyoruz yine. Neyi soruyor bize hocam? Sıcaklığı. Farklı olan değer ne hocam? Balnem. nem. Hemen bağlı nem sıcaklık ilişkisi nasıldı? Ters orantı vardı. Sıcaklık arttıkça balnem nem düşüyordu. O zaman burada sıcaklığı en fazla hangisi olur arkadaşlar bakın. Bağlı nem en düşük olan A merkezi. O zaman A merkezinin sıcaklığı fazladır B merkezinden. 12 de fazladır C merkezinden şeklinde sorumuzu cevabını bu şekilde vermiş olabiliriz arkadaşlar bakın. Bağlı nem en yüksek olan C. O zaman sıcaklığı en düşük olan C. Bağlantımın en düşük olan A, o zaman sıcaklığı en yüksek olan A şeklinde yorumlayacağız sevgili arkadaşlar. Evet, dersimizin üçüncü ve son sorusu arkadaşlar. hemen bakalım isterseniz. Şimdi bu sefer burada bakın mutlak nemler hep üçünde aynı verdim. Burada ise bakın mutlak nemlerde farklı, maksimum nemlerde farklı. Muhteşem bir soru. Konumuzun mükemmel anlaşılması için çok güzel bir soru arkadaşlarım. Hemen bakalım. Şimdi bir düzlem, burada üç hava kütlesi var. Bakın X, Y, Z merkezleri. Bu hava kütleleri ile ilgili olarak aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi birinci merkeze bakıyoruz. X merkezimize. Bakın hemen sorumuzun tablomuzun lejandına bakıyoruz. İçi taralı olanlar maksimum nem, içi boş olan mutlak nem. Şimdi X merkezimize bakın arkadaşlar. Bu tür sorularda üste değer yaza bakın. Bunlar gram olarak. Gram. Şu gramları ben şimdi sileyim kafamızı karıştırmasın. Bak bunların hepsi gram. 40 gram, 10 gram, 30 gram, 15 gram, 10 gram ve burası da 8 gram. Hemen bakıyoruz sevgili arkadaşlarım. Şimdi hemen önce biz bu merkezlerin bağlı nemlerini bulmadan soruyu çözmeyeceğiz. Soruyu çözmeye geçmeyeceğiz. Önce biz bunların bağlı nemlerini bulacağız. Hocam bağlı nemi ister formülden uygula, formülden çöz. İstersen burada rakamlar net olduğu için formülü bile kullanmana gerek yok. Nasıl yani hocam? Bakın bu hava kütlesi X merkezi 40 gram nem alabilecekken içinde 10 gram nem var. 40 gram da 10 gramı dolu. 4'te 1 değil mi? Evet. 4'te bir demek hocam ne demektir? Yüzde 25. Buranın bağlı nemi yüzde 25 hocam. Bakın buranın bağlı nemi yüzde 25. İstersen bunun formülü uygula bak. Fark etmez. Aynı sonuç çıkacak. Bağlı nem eşittir. 10 bölü 40 çarpı 100 yaptığın zaman arkadaşım sonuç değişmeyecek. Yine sonuç yüzde 25 olarak karşımıza gelecek sevgili arkadaşlar. O zaman bakıldığında buranın bağlı nemi yüzde 25. Geçiyoruz y'ye. 30 gram nem alabilecekken 15 gram nem var bak. 30'da 15. Tam olarak yarısı değil mi? Yarısı. O zaman buranın bal nemi de %50 olarak karşımıza çıkar sevgili arkadaşlar. Yarısı dolu. Hocam Z'ye geçiyoruz. Z merkezinde ise 10 gram nem alabilecekken 8 gram nem var. Yani onda 8'i dolu. Onda 8 demek. %80 demek değil mi sevgili arkadaşlarım? %80. O zaman Z merkezinde bal nemi %80 olarak karşımıza çıkar. Diğer iki sınavda bize şu rakamları vermedi. Bakın rakamları vermezse de şuna bakacaksınız. Hangisinde eğer mutlak nem ile maksimum nem birbirine yakınsa orada havanın nem açı daha azdır. Hocam bakın şurası havanın doluluk oranını. Şurası ise bakın şu kırmızı çizgi çiziyorum. Şurası ise havanın nem açığını gösterir. Nem açığı. Görüldüğü gibi nem açığı en fazla olan x. Bakıyoruz buraya hocam. Gördüğünüz gibi nem açığı çok az. Nem açığının fazla olması demek zaten otomatik olarak bal nemin düşük olması demektir. Nem açığının az olması demek otomatik olarak bal nemin de fazla olması anlamına gelir sevgili arkadaşlar. Şimdi bu soru artık bizim için çocuk oyuncağı oldu. Hemen şıklarımıza geçelim. A. Sıcaklığı en fazla olan hava kütlesi x'tir. Hocam sıcaklığı sorduğu zaman hemen bakacağımız olay maksimum nem. Maksimum nem. Bakıyorum hocam. Maksimum nemi 40 gram ile en yüksek olan hava kütlesi x değil mi? Evet. O zaman uyarı sıcaklığı en yüksek olan x'tir. Ya da bağlı nemin düşük olduğundan da bunu yorumlayabilirsin ama her zaman bağlı neme bakmak yanlış bize bir sonucu götürebilir. Bize sıcaklığı sorarsa şayet bizim bakacağımız tek bir unsur var. O da maksimum nemi unutmayacağız. B şıkkı. Bağlı neme yüksek olan z'dir. Evet bağlı neme yüksek olan z. Bakın %80. Bu da doğru. C'ye geçiyorum. Y'nin %50 nem açığı vardır. Arkadaşlar bakın. Bu hava kütlesinin bağlı nemi %50. Burası dolu. Burası dolu. Şurası ise bakın nem açığı. Ne kadar nem açığı hocam? Yarısı dolu, yarısı boş. O zaman %50 nem açığı vardır. Doğru. D şıkkı. Yağış getirme ihtimali en yüksek olan Z'dir diyor. Yağış getirme ihtimali. Evet. Bağlı nemi yüksek olan hava kütlesinin yağış getirme ihtimali de yüksektir. O zaman bu şıkkımız da doğru. Hocam E şıkkımıza geçiyoruz. Y'nin yağış getirmesi için bakın diyor ki 50 gram neme ihtiyaç vardır. Bu muhteşem bir tuzak ışık sevgili arkadaşlarım. Y'nin yağış getirmesi için 50 grama değil 15 grama ihtiyacı var bakın. 30 gram nem alamayacakken içinde kaç gram nem vardı? 15. Yani burada 50 grama değil 15 grama ihtiyacımız vardır. Bu nedenle de sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olarak karşımıza geliyor sevgili arkadaşlar. Diyorum ve Videomuzu burada noktalıyorum. Yağış videomuzda bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.